Sevgili soydaşlar ve sevgili dostlarımız, şu anda Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Milletvekilleri Miran Pırgiç ve Sahak Mutafyan'la birlikteyiz. Şu anda ilk sözü Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'a bırakıyorum. Araçin şehşat urakem vor aysor Armenyan ayaslanıç mer badgama vorneri miyatselen merz. Որպեսի ցեզի ներկայացնենք ընդհանուր վիճակը Արևմտյան Հայաստանի հետ կապված։ Öncelikle sizi kutlar ve çok mutluyuz ki Batı Ermenistan milletvekilleri aramızda bulunuyor ve onlardan Batı Ermenistan'daki durum hakkında bilgi edinmek istiyoruz. Պետք է ասկնանք, որ այստեղ ալ ձեր դունն է, ինչպես Արևմտյան Հայաստանը եւ անշուշտ որ ձեր դունն է մեր հյուրերը չեք, ձեր դունն է եւ մենք շատ հպարտ ենք, որ դուք միացել եք մեզի։ Burası sizin evi, burası sizin eviniz. Siz misafir değilsiniz. Biz çok mutluyuz. Batı Ermenistan'dan geldiniz. Այսօր բացի ընդհանուր անշուշտ ընդհանուր Արևմտյան Հայաստանի վիճակը ներկայացնելու շատ կարևոր է, որ քիչ մանրամասներ ալ խոսենք, ինչպես են մեր ժողովուրդը եւ ինչ կրնան կնել դիկուն գայնելու Արևմտյան Հայաստանի ուղագիծով մեր կառավարության կողմը։ Yanda sizlerden Batı Ermenistan'daki halkın durumu hakkında ayrıntılı bilgileri öğrenmek isterdim. Ve bizler neler başarabiliriz, birlikte neler yapabiliriz onu öğrenmek isterdim. İmi Urişpan Betke Neşe Maiste, var Arans Cezi Armenian Aslan Çilinelu, yev Arans Mezial, Tukal Pavagan Tüşvarutyonal, Tüşvarutyonel Algunenak, ձեր նպատակները անցնելու համար։ Şunu söylemek istiyorum ki sizsiz Batı Ermenistan olmaz ve biz de birlikte bu mücadeleyi yürüteceğiz. Անորոշ պետք է անդրադառնամ այդ հարցի վրա, որ մենք բնիկ ազգ ենք, մենք նույն արմատներից եկանք եւ մեր նպատակը մեր պետության ամբողջականություն պաշտպանելն է։ Biz yerli otokton bir halk olduğumuzu vurgulamak istiyorum ve bu doğrultuda mücadelemizi, çalışmalarımızı yürütmemiz, birlikte yürütmemiz gerekiyor. Atsevov hoşgörü pohantsem sizi. Bu bağlamda sözü sizlere bırakıyorum. Sayın Miran, Batı Ermenistan'da durum genel olarak nasıl, bir değerlendirmede bulunabilir misiniz? Elbette. Öncelikle sizlere de selamlıyorum sizleri ve siz bizim mevcut Batı Ermenistan televizyonu aracılığıyla da sorunlarımızı bir nebze olsun kendi insanlarımıza doğru iletebilirsek ve bunun kabilinde birlikte çalışmanın koşullarını daha da iyileştirebilirsek bizim için büyük bir kazanım ve bir mutluluk olacaktır. Batı Ermenistan'ın Türkiye ayağına baktığımız zaman öncelikle şöyle söyleyeyim, yani korku imparatorluğunu oluşturmuş bir Türkiye devletinin içerisinde yaşayan Ermenilerimiz, hiçbir yaşamsal haklarını doğru kullanmayan, doğru değerlendirmeyen, yapamayan bir topluluk olarak kalmışız artık biz Türkiye'de. Fakat son 10 yıldır küllerinden doğmuş bir Ermenilerin yavaş yavaş artık görünür hale gelmeleri, artık biz de varız. Biz de Ermeni, işte devletimizde, tüm diaspora milletimizde biz de bir birliktelik oluşturmayı, onlarla birlikte güzel bir yaşamı arzuluyoruz diye. Tabii bizimle bu temasta görüşmeler yapılıyordu. Bizim 10 yıllık çalışmamız içerisinde biz bir nebze olsun bu korkuyu kırmaya yönelik çalışmalar yaptık. Batı Ermenistan'ı normal Ermenistan devletiyle buluşturmaya çalıştık. Yani biz bunun adına Dersim Yerevan kardeşliği demiştik. Bununla birlikte bu çalışmalar tabii ki diaspora tarafından da
görülmeye başlandı. Onlar da sessiz kalmadılar bu çalışmalarımıza. Fakat yine de istediğimiz sonucu alamadık. Yani istediğimiz başarıyı gösteremedik. Bu kadar insanların artık biz de hayız deyip bizlere el uzatmalarına karşılık yeterince onlara cevap olamadık. Yeni bir sürece giriyoruz. Yeni bir sürece girmekle birlikte bu yeni sürece tabii cevap olmak zorundayız. Şimdi yeni süreç nedir? Türkiye normalleşme, Ermenistan devletiyle normalleşme bir programını önüne koydu. Bunu başlatmaya çalışıyor. Şimdi buradaki bizim Batı Ermenistan illerinde yaşayıp da henüz daha kimliğine kavuşmayan, benliğini henüz daha esir durumundan kurtaramayan haylarımız var, Ermenilerimiz var. Yani düşünün ki bunlar daha henüz kendi kültürlerini yaşayamadıkları gibi kendi geçmişlerine de sahip çıkamıyorlar. Şimdi ne yapmak gerekiyor bu konuda? Önemli olan bu. Şimdi biz bu yeni süreçle birlikte artık biraz daha kendi çalışma alanımızı Batı Ermenistan diye tabir ettiğimiz illere de yaymak istiyoruz. Yavaş yavaş yaymak istiyoruz. Şimdi buradan çıkacak sorunları artık bir yerlere, yani Batı Ermenistan işte hükümeti adına hareket ediyoruz. Kendi meclisimizde bunları artık yavaş yavaş tartıştırmaya, konuşturmaya, cevap olmaya çalışacağız. Biz biraz da bunun zeminini oluşturmaya çalışıyoruz. Bizim bu yeni süreçle birlikte yapacağımız çalışmalar, geçmişte yaptığımız çalışmalara ilaveten dersinde biraz daha artık belgelere dayalı, biraz daha somut şeyler üzerinden yürümeye çalışıp bunu yayın organlarımızla bir şekliyle şey yapmak istiyoruz, insanlara bir şekilde duyurmak istiyoruz. Bu konuda bizi dersimdeki çalışmalarımızı takip eden arkadaşımız da işte Saak arkadaşımız bu konuda bize destek olacak ve yeni yayın politikamızda önemli görevler üstlenecek arkadaşımız. Arkadaşımızla birlikte bazı projeleri artık hayata geçirmenin zamanının geldiğini düşünüyorum. Biraz da buradaki ziyaretimiz buna vesile oldu. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızla da yapmış olduğumuz kısa bir değerlendirmede, kısa bir görüşmede artık onların da Batı Ermenistan söylemlerini daha böyle somuta indirerek mevcut o topraklara daha sık ayak basarak, daha sık gelerek oradaki o insanlarla daha fazla görüşüp onların sorunlarına nasıl bir çözüm getirebilecekler. Onu biraz da kendi meclisimizde tartıştırmayı düşünüyorum. Şimdi biz tabii doğal olarak benim yaptığım çalışmalar biraz ders ağırlıklı olduğu için diğer bölgeler işte gerek Sivas olsun, Malatya olsun, Elazığ olsun, Erzurum olsun, Diyarbakır olsun, buradaki çalışmalar çok fazla bizim takip ettiğimiz bir durum değil. Ama tabii ki orada da çalışmalar olduğunu biliyoruz. Mesela Diyarbakır'da olduğunu biliyoruz, Malatya'da, Sivas'ta, hatta Elazığ'da dernekleşmeye de gitti bu arkadaşlarımız orada. Artık bundan sonra yeni çalışmalarla neyi ne kadar yapabiliriz bunu kendi pratiğimizde görmeye çalışacağız. Ama dediğim gibi henüz şimdi bölgede insanlarımız gerçekten çok dağınık, paramparça. Hiç kimse cesaret edip çok fazla öne çıkamıyor. Ama çıkmak da istiyorlar yani. Çünkü sonuçta orada yaşamış oldukları bir soykırımın izlerini taşıyor bu insanlar. Orada mezarlarımız var, sahipsiz kalmış bayağı bir. Yıkık kiliselerimiz var. Yani buna benzer bir sürü değerlerimiz var. Kültürel değerlerimiz var. Bunları toparlama niyetindeyiz işte. Ben şimdilik böyle söyleyeyim. Miran'cığım bir sorum daha var. Bu korku imparatorluğunda bir yeni bir süreç başlıyor. Bu yeni bir süreçte senin de Dersim'de bir çalışmaların var. Ağırlıklı olarak Dersim merkezlisin. Bu Dersim'de nasıl bir oluşum değişim içerisinde? Dersim nasıl bir oluşum içerisinde? Ve bu Dersim'deki bu gelişme
Batı Ermenistan ve Ermenistan Cumhuriyeti ile nasıl bir ilişki içerisinde? Ha, şöyle söyleyeyim, şimdi dersindeki çalışmalarımız biraz filizlendi, dallandı. Yani benim dışımda çalışmalar da yapılıyor dersimde. Dersimay platform adına yapıyor arkadaşlarımız. Bu çok önemli, çok değerli bir çalışma. Bu arkadaşlarımıza da kendi çalışmalarında tabii ki başarılar diliyoruz. Önemli şeyler yaptıklarını görüyoruz. Ama dediğim gibi ders malkı henüz daha Batı Ermenistan şeyine, formatına hazır değil. Yani sadece onlar değil, bölge olduğu gibi hazır değil. Şimdi bunun nedeni Batı Ermenistan adına yola çıkmış olduğumuz bizim bu oluşum çok fazla oraya el uzatmamasından kaynaklanıyor. Şimdi oradaki insanların bu korkuları aşabilmeleri için ya da bu oluşumdan bir şeyler bekleyebilmeleri için bunları görmeleri gerekiyor. Yani görmeden hiçbir şey yapılamaz. Çünkü insanlar eğer bizim bu diasporada yaptığımız bu çalışmalar diaspora genelinde kalacaksa, eğer kalırsa, bu bölgedeki insanlarımıza çok fazla heyecan vermiyor. Tam tersine biraz daha itici geliyor. Fazla bir yararı da yok. İtici geliyor. Yani ama içlerine girdiğimiz andan itibaren onlarla kucaklaşmaya başladığımızda, onlarla bir araya geldiğimizde, el ele tutuştuğumuzda, hatta onlara bazı aktiviteler yaptırdığımızda, bazı programlar yaptırdığımızda, o zaman onlar da inanacaklar bu işin ne kadar önemli ve ne kadar değerli olduğunu. Zaten yanılmıyorsam yeni yapacağımız bir çalışma, arkadaşlarımızı biz önümüzdeki yaz davet ettik dersime. Eğer bu dersime davetimiz olumlu ve coşkulu geçerse ciddi bir yol almış oluruz. Bence almak da gerekiyor yani. Şöyle söyleyeyim. Batı Ermenistan dediğimiz o illerde yaşayan hayları değiştirmek, dönüştürmek bence çok zor bir durum. Çok gerçekten zor bir durum. Çünkü neden çok zor bir durum? Kendi tabuları var. Tabularını yıkmaları gerekiyor. İnançları var. İnançlarından vazgeçmeleri gerekiyor. Bugün Muş'taki çalışmalardan biliyoruz. Muş'ta bir sürü arkadaşımız camiye gidip namaz kılıyor. Hay olduklarını bildikleri halde böyle bir inanç yolunu tercih etmişler. Şimdi sen bunları bu yaşam biçiminden şey yapmazsan, alıkoyma, yani bu yaşam biçimini değiştirmezsen bunlar kendi özlerine dönmeleri çok kolay olmaz. Yani Müslüman olarak kalıp da Ermeni kimliğine dönülemiyor. Dönülemiyor zaten, zor. Şimdi şöyle düşünelim. Şimdi adam, evet ben inanç olarak Müslümanım ama etnik kimlik olarak Ermeniyim diyebilir. Ben Ermeniyim ama inancım Müslümandır diyebilir. Bunda bir sıkıntı yok. Sıkıntı nerede başlıyor? Onun Müslüman oluşunun yarattığı koşullardan başlıyor. Şimdi o koşullara olunca doğal olarak o devletin vermiş olduğu, sistemin vermiş olduğu bilgilerle doğruluğu kabul ediyor ve onlara göre de o zaman ne oluyor? Türkiye Türklere bir mantık oluyor. Yaşadıkları topraklar Türkiye'nin bir parçası olarak kabul etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü onlar bunu görüyor, bunu öğreniyor, bunu yaşıyor. Mirenciğim, bir başka bir sorum daha var. Senin bu kitap çıkartma ve senin kitap yazıların var. Kitaplar yazıyorsun. Biraz da o konularda bir konuşabilir misin? Şimdi Varlığımızın İzleri isimli kitabı yazdım. Ve ben bu kitap tamamen bizim 10 yıllık çalışmamızın ürünü. Fakat ben kitabımda yaşamış olduğumuz o yaşamı da, yani çocukluğumdan yaşadığımız o yaşamı da kitabımda anlatmışım. Ve o anlattığım olaylar içerisinde mesela en ilginç olanı anlatayım size tekrar. Mesela bizim aile içerisinde düşünün, 5 kardeş 5 ayrı inançta yaşamını sürdürüyor. 5 kardeş. 5 kız kardeş, 5 yaşam ayrı biçim. Birisi camiye gidiyor. Birisi kiliseye gidiyor. Birisi ateist olarak yaşıyor, birisi alevi olarak yaşıyor. Yani böyle bir karışık bir ortam söz konusu. Ve bu doğal olarak bizim cenazelerimizde de önümüze sorun olarak çıkıyor. Şimdi
cenazelerde camide kaldırılmak istenenler var ki hala da camiden kaldırılanlar var bizde. Bunu kabul etmeyen aile bireyleri var. Ve bunun için biz mesela bir cenazemizi hem camiden hem cemevinden hem kiliseden kaldırmak zorunda kaldık bir cenaze. Bu da yaşanan bir gerçekliğimiz bizim. O yüzden sıkıntılar dediğim gibi aşılacak sıkıntılar çok zor ve bu zor koşullara da güçlü cevap vermek gerekiyor. Bunun için biraz daha bizim toparlanmamız gerekiyor. Dışarıdaki arkadaşlarla biraz daha fazla kucaklaşmamız gerekiyor. Daha fazla sorunlarımızı diasporaya taşıyıp oradan daha fazla müdahale istememiz gerekiyor. Şimdi biraz da çok teşekkür ederim. Biraz da Sahak kardeşimize değinelim. Biraz uzaklaşalım Batı Ermenistan'dan. Ukrayna-Rusya savaşı hakkında bir yorumda bulunabilir misiniz? Hem de Batı Ermenistan milletvekili olarak. Evet, başkanım teşekkür ediyorum. Güzel fikirlerine ve bilgilerinden dolayı. Sayın Miran Pirgiç'e de teşekkür ediyorum. Sonuçta buradayız. Ve Ukrayna ve Rusya savaşında şöyle bir şey. Biz Batı Ermenistan Van milletvekili Sayın Mutafya olarak her iki tarafında ne Rusya'nın ne de Ukrayna'nın savaşı kabul etmememize rağmen her ikisinin de politikasını normal olarak düşünmüyorum. Onun için de savaşa hayır diyoruz. İki tarafa da tarafsızlığımızı koruyoruz. Hem Rusya'nın hem de Ukrayna için tarafsızlığımızı koruduğumuzu açıklıyoruz. Batı Ermenistan milletvekili olarak. Biraz önceki konuya dönersek, Türkiye'deki Batı Ermenistan'daki duruma dönersek, bir gün her şeyin aslına döneceğini ve şu anki olan pozisyonda Kürtlerin ve Türklerin Türkiye'nin işgalinde olmasına rağmen bizim, ben asimile edilmiş devşirme olmuşum, evladı manevi olmuşum, evlatlık olmuşum ve bu pozisyonlardan buraya kadar gelmişiz. Ama şunu bilsinler, ben bir Van milletvekili olarak şunu söylemek istiyorum. Bizim rahat edemediğimiz yerde kimse istirahat edemez. Ha, bunu da iyi bilsinler. Burada Pirgiç yayın evinin istinaf sahibi olmam için teklifte bulundu Mira milletvekilimiz ve ben de bunu heyecanla kabul ettim ve yeni kitabımız, yeni yayınımız, yayınlayacağımız dergimizde de Osmanlı arşivinden bazı belgelerle çıkacağımızı ve özellikle 1. Mahmut dönemine ait Türkiye nüfus, Türkiye'de bu nüfus kayıtlarının olmadığını söyleyen Türkiye, biz de karşılık olarak cevap veriyoruz. 1. Mahmut dönemine ait Van nüfus kayıtlarını biz de birinci yayınlayacağımız dergimizde yayınlayacağız. Bunun da açıklamasını yapalım. Sonuçta Vanlı, Batı Ermenistan Vanlı arkadaşlarımız 1. Mahmut döneminin nüfus kayıtlarını bizden görebilirler. Ermeni nüfus kayıtları olarak Türkiye'ye göre yabancı nüfus kayıtları, bize göre de Vanlı. Vallahi Sağıkcan, Mirancan, sizin bu işlerinize başarılar diliyorum. İnşallah başaracaksınız bu işi. Çok İnşallah. Güzel. Dersim Hay platformundaki faaliyetler ne durumda? Nasıl bir gelişme var orada? Şimdi, o zaman şöyle yapalım. Şimdi bizim Dersim'deki çalışmalarımız, 10 yıl önce başlatmış olduğumuz çalışmalar Dersim halkı tarafından gerçekten dikkatle takip edildi, izlendi. Ve doğal olarak orada kendi insanlarımızı sahiplendikçe biraz sancılar arttı. Ve insanlar doğal olarak kendi yaşamları içerisindeki aşamadıkları sorunları bize sorun diye dayattılar. Ve bizim çalışmalarımızı bazı yerlerde çok sektör olarak sektör gördüler. Kimleri işte, yani bizim çalışmalarımızın daha genişleyebilmesi için daha değişik
kollara yayılmasının gerektiğini savundu arkadaşlarımız. Bu Dersim biraz siyaseti bol bir vilayettir. Dersim'de hemen hemen 7'den 70'e herkeste bir siyasi kişilik vardır. Özellikle sol tandanslı. Sol. Sola ben artık onu şey diyorum. Kemalizmin şımarık çocukları diyorum. Sola. Tabii. Dersim'deki sol. Kemalizmin şımarık çocukları. Neden dersen, şimdi düşünün ki Dersim'de 1915 ve 1937-38 soykırımları yaşanıyor. Devamında Dersim'e giren Türkiye solu bu iki soykırımı pas geçiyor. Evet. Birdenbire dünya halkları kardeş oluyor. Kardeşliği çerçevesinde soruna değinmeye çalışıyorlar. Yani adam işte bir Çin'de Mao'yu tanıyor. Arnavutluk'ta Enver Paşa'yı tanıyor. Enver Hoca'yı. Enver Hoca'yı tanıyor. Diğer tarafta Stalin'den, Lenin'den, Marx'tan, Almanya'da Marx'tan, Engels'ten bir sürü söylemler yapıp pratikte bir şeyler hayata geçirmeye çalışıyor ama kendi değerlerini, kendi devrimcilerini tanımıyor. Tanımadığı gibi varlığından bile haberi yok. Şimdi bu ne demektir? Yani sen kendi sorunlarını biz şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından şöyle bir zihniyet var. Biz sizi yok ettik. Siz kendi sorunlarınıza sahip çıkmayın. Kendi değerlerinize sahip çıkmayın. Hatta kendi kültürlerinizi de bir yerde öteleyin, yok sayın. Alevi kültürünü falan filan. Ama kalkın sosyalizm adı altında bütün dünyayı kurtarmaya çalışın. Buna ancak bu kadar insan kandırılır. Hatta yeni yeni bu Paramaz'ın ilk sosyalist şeyinden... Tabii. Şimdi ben o konuda da şöyle söyleyeyim. Senin bir rolün var galiba. Senin bir başarın da var o konularda. Şimdi ben dersimdeki arkadaşlara İbrahim Kaypakkaya'nın mücadelesini anlatmaya çalışırken ya bu kadar kısa süre içerisinde bu adam peygamber bile olsa bu kadar şeyleri başaramaz dediğim zaman insanlar şey yapıyordu. Ama onların bilmediği bir şey vardı. Yani 1915 öncesi Osmanlı devrimcileri, Dersim'deki Osmanlı devrimcileri, Paramazlar ve devamında işte Armenaklar, bunlar İbrahim'i yaratan, bunlar. İbrahim boşu boşuna Batı Ermenistan'ın illerine gitmedi. Ve orada mücadelesini sürdürmedi. Ve kendi örgütünü de 24 Nisan'da kurdu. Yani o illere çok kendisini bayağı bir gösteriyor. İşte 24 Nisan'da kendi partisini kurması. Buyurun başkanım. Ayol. Մենք արդեն մի քանի տարի առաջ անտիվեցինք, ասենք, թե որ եկար մեր մոտ բարոն Սրոպին հետ, եւ կուզեի իմանալ ինչ կրնակեցիր, մենք որոշեցինք ձեր թիմումի իմամ վրա, որ նշենք բարոն Ռանդինգը, որպես Արևմտյան Հայաստանի արտարադատ գործիչ, կուզեի ներգրավեցնեք երկու խոսքով այդ որոշումը եւ ինչ իմաստ ունի ձեզ համար։ Ha çok güzel başkanım bir şey soruyor size. Soru soruyor. Şöyle ki sizinle diyor daha önceden tanıştık birkaç sene önceden ve Hrant Dink konusunda biz Hrant Dink'i Batı Ermenistan'ın adalet ruhu, adalet simgesi olarak yaptık. Hatta sizinle oturduk, konuştuk, görüştük. Böyle bir karar aldık Hrant Dink hakkında. Bu konulardan neler düşünüyorsun? Şimdi Türkiye Hrant Dink'i sahiplendi. Çünkü sahiplenmesinin nedeni Hrant Dink'in Türkiye'deki sorunların çözümünü halkların kardeşliği temelinde yapılmasının doğru olduğunu düşünüyordu. Yani bir haksızlık varsa bu haksızlığı iki halkın bir araya gelip de çözmesinin doğru olduğunu söylüyordu. Türklerle Ermenilerin veya Kürtlerle Ermenilerin bir araya gelip. Ama Hrant Dink bu konuda bu güzel düşüncesi, bu güzel fikriyle başarabileceğini sandı ama karşısındaki zihniyetin inkarcı zihniyet, katliamcı bir zihniyet olduğunu hesap etmedi. Evet. O yüzden hayatına mal oldu. Şimdi biz tabii ki Hrant'ın söylemiş olduğu
sözler, düşünceleri, yaklaşımlarıyla keşke Türkiye'de sorunların çözülebileceğine inansak. Ama inanmıyoruz. İnanmayacağız. Biz aynı hataya bir daha düşmeyeceğiz. Çünkü süreç bize bunu gösterdi. Özellikle son Azerbaycan-Türkiye savaşında, Azerbaycan-Türkiye Ermenistan'a karşı yapmış oldukları savaşın bize çok net bir şeyi ortaya koyduğunu gösterdi. Türkiye'deki solcular, devrimciler hiçbir zaman bu konuda bir tavır ortaya koyamadılar. Kalkıp diyemediler Ermenistan'a sizin saldırmanız haksızlıktır diye veya bir sözleri olmadı. Hatta söylemedikleri gibi yeri geldiğinde Azerbaycan'a haklı çıkaranlar bile oldu. Çünkü neden? Bilgi yetersizliğinde, bilgi kirliliğinde. Yani bir Karabağ'ın Azerbaycan devlet olmadığı dönemlerde bile o Karabağ'ın Karabağ olduğunu, orada ne kadar Ermeni izlerinin olduğunu, işte kiliselerin olduğunu bilmeyecek kadar da bu insanlar bu düşüncelerden yoksun ve bunlar devrimciyiz deyip yorum yapıyorlar, fikir yürütüyorlar. O yüzden biz ne olursa olsun bundan sonra yapacağımız çalışmalar artık bizim çok fazla zamanımız kalmadı. Çok fazla güçümüz yok. Yeni süreç gösteriyor ki Ermenistan paramparça, soykırımdan henüz daha arınamamış bir Ermenistan var karşımızda. Bir Ermeni var karşımızda. Hala soykırımın izlerini taşıyan Ermenilerimiz var. Bu parçalanmış Ermenistan'ın bütünlüğü bizim için çok değerli ve çok önemli olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor. O yüzden de birlik beraberliği bir yerde birilerinin başlatması gerekiyor. Bu artık kim olursa, yani hangi düşünce olur, hangi ekip olur, kimler olur bilemiyorum ama bunun olması gerekiyor. Yani bunu Batı Ermenistan'da Dersim olarak sizler başlattınız. Genel olarak da Batı Ermenistan Cumhuriyeti kurularak Başkan Armenak Abrahamyan yönetiminde bu işler iki çizgide ilerliyor. Sanıyorum bizim... Sizler yaptınız. Evet, bizim çıkışımızla... Evet. Batı Ermenistan hükümetinin çıkışı aynı döneme denk geldi. Evet. Çünkü ben Avrupa'da birlikte bir panelde kendileriyle tanışmıştım. O zamandan bugüne kadar sürekli takip ediyordum işte. Zaten o yüzden de kendi içlerine çok fazla girdim. Bu çalışmanın içine girdim. Ama yine söylüyorum. Eğer insan Ermeniler olarak biz haylar olarak gerçekten geçmişi cevap olacaksak biz çok doğru işler yapmak zorundayız. Doğru kararlar verip doğru işler yapacağız. Ve biz hiçbir zaman ayrımcılığa gitmeyeceğiz. Kendi içimizde bölünmeyi mümkün olduğu kadar daraltacağız. Hatta belki de hiç olmayacağız. Hep bir bütünlük içerisinde hareket edeceğiz. Sağlıkçığım, sen ne düşünüyorsun abi bu konuda? Bu son cümle konusunda. Ben de aynı fikirdeyim. Bir anlam aynı fikirdeyim. Ve bir bütünlüğü sağlamak zorundayız. Ve oradaki diasporayla oradaki halkı bütünleştirmek, bir yerde birleştirmek zorundayız. Yani köprü pozisyonu. Evet, köprü ve Batı Ermenistan'la da. Batı Ermenistan. Batı Ermenistan Cumhuriyeti ile yurt dışında yaşayan insanlarla ve Dersim'deki yerel halklarla, evet. Aynen, öyle düşünüyoruz ve olması gereken oluşum bu olmalı. Ve çok güzel şeyler yapılabilir aslında. Çünkü ona biraz daha müsait ortam olduğu için çok kolay bir şekilde yapılabilir. Ve aynı fikirdeyim. Yani plan projeler falan? Plan projelerimiz vardır ve biz bunları her halükarda gündeme geçirilecek yani bu plan ve projeler. Biz de kendi Avrupa'da olan görüşmelerimizde biz bu fikirlerimizi aynı şekilde oraya da sunacağız. Ve oradan diaspora ile görüşeceğiz ve gerekli ne yapılabilirse orası hakkında gerekli işlemin yapılmasını olması gereken şekilde nasıl olması gerekiyorsa yani dünya stratejisinde nasıl yürüyorsa o stratejide yürünmesi gerektiğini ve bazı şeylerin altın tepside sunulmayacağını yani almak zorunda hani alınması gerektiğini biliyoruz yani biz. Çok doğru. Çok doğru. Hiçbir şey altın tepside sunulmuyor. Evet. Evet. Çok doğru. Teşekkür ederim. Ampopelu amar yes guzey esen vor
İskalan uçan mezyamar spürçiga. Bizim için kapanış konuşmasını şöyle başlayalım. Bizim için diyor yurt diaspora diye bir kavram yoktur. Borovedev ampoş hayutunu Armenian Ermenistan'ı zabaknerden. Bütün Ermenilik Batı Ermenistan'ın evlatlarıdır. Evet. Ganvor Gabrin Armenian Ermenistan'ı sturs. Ganvor Gabrin Armenian Ermenistan'ı ners. Ya Batı Ermenistan'ın içerisinde yaşıyorlar ya Batı Ermenistan'ın dışarısında yaşıyorlar. Evet. Anon vor gmedazen vor hayere minak bizdik azgen mikani milyon antamner ունին toğanon kaskanan vor hayutyan mej şat aveli mets tivov hayutyun ga yev voch minak ayastanisners arten dal ayastanisturs. Yani onlar ki Ermeniler 1-2 milyonluk nüfusa sahip insanlar diyorlarsa onlar şunu düşünmeliler ki Ermeniler o kadar daha fazladır. İster Batı Ermenistan içerisinde, ister Batı Ermenistan dışarısında, isterse Ermenistan Cumhuriyeti bütününde çok büyük bir Ermeni kitlesi mevcuttur. Bunu böyle bilmeleri gerekiyor. Alor amar menk mets patasxanatvutyun unenk. Onun için bizim büyük bir sorumluluğumuz var. Եվ ամեն օր պիտի աշխատենք եւ ծառայենք պատասխանատվություն վերցնելու եւ տաներու իր նպատակին։ Ve her gün bu sorumluluğumuzu götüreceğiz, çalışacağız, başarıya ulaştırmaya çalışacağız. Հայությունը, Արևմտյան Հայաստանի ներս կամ Արևմտյան Հայաստանի դուրս պետք է իմանա իր բադիվը պետք է պաշտպանի եւ ինքը պետք է ամեն ինչ ընե որպեսի միավորված լինա Եվ միասին լալով մենք ընդանենք մեր նպատակին մեր պետության ամբողջականության պաշտպանելու համար։ İster Batı Ermenistan içerisinde ister dışarısında olsun bütün Ermeniler kendi onurlarını korumalılar. Batı Ermenistan'ın mücadelesini bir bütünlük içerisinde ileriye doğru götürüp başarıya ulaştırmak zorundadırlar. Tabii. Çiga Aremeda hay Արևելա հայ, ուսիսայի հայ կամ արաֆայի հայ, գա հայը, որ գաբունի իր հայրենիքին հետ։ Ne Doğu Ermenisi, ne Batı Ermenisi, ne Kuzey Ermenisi, ne Güney Ermenisi, öyle bir şey yok. Var, vatanında Ermenilik var. Շնորհակալություն ցեզի։ Teşekkür ediyorum. Yer մենք ընդնանք ամփոփենք մեր այսօրվան ժողովը։ Merci. Şu anda kapattık oturumumuzu. Sevgili dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugünkü röportajımızı burada bitiriyoruz. Hoşça kalın.